Bulgaristan Müslümanları Diyanet'in baş müftülüğünün ülkenin ilk baş müftüsü Hocazade Mehmet Muhiddin'in efendinin adına verdiği İslam dininin geliştirilmesine katkı ödülleri sahiplerini buldu. Bulgaristan'da İslam dininin geliştirilmesine katkı için Hocazade Mehmet Muhiddin Efendi ödülleri sahiplerini buldu. Baş müftülüğün girişimiyle artık 5 yıldan beri geleneksel bir hal alan Mehmet Muhiddin Hocazade Efendi ödülleri veriliyor. Nüfusun %15'ini Müslümanların oluşturduğu Bulgaristan'da en büyük sorun din eğitim eksikliği ve Bulgaristan Türklerinin yaşadığı temsil eksikliği. İşte bu eksiklikleri azaltmak için Türk Müslüman toplumuna hizmet etmiş kişiler katkılarından dolayı ödüle layık görüldü. Onlardan bazıları yüzlerce kişiye Kur'an okumayı öğretmiş, dini eğitim vermişti. Bazıları ise onlarca yıl imamlık yaptı. Muhiddin Efendi Bulgaristan'ın ilk baş müftüsüdür. Farklı insanların bu topluma katkıları sebebiyle öne çıkmaları ve takdir görmeleri, varını yoğunu, malını Allah için infak eden, ihtiyaç sahibi insanları gözeten, ilmini, birikimini insanlara paylaşmak suretiyle erdemli bir toplumu yetiştiren insanları hatırlıyoruz. Bir huzura kavuştuk. İyilik konusu, güzellik konusu, hayırseverlik konusu her zaman insanı zenginleştirir, içimizi açtı. Ödüllerin sahiplerini bulması ardından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yunus Emre'nin şiirlerinden esinlenen eserler seslendirildi. Etkinliğe Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök de katıldı. Bulgaristan'da Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma çok sayıda vakıf eserleri var. Maalesef ağırlıklı olarak komünist dönemde olmak üzere bu vakıf malları kamulaştırılmış, el konulmuş, bir kısmı tahrif edilmiş, kullanılmaz duruma gelmiş. Baş müftülüğe devredilen vakıf eserlerinin ve vakıf mallarının da tabii restore edilmesi ve aslında olarak kullanılması gerekiyor. Bu noktada biz her zaman Bulgaristan makamlarına şu çağrıda bulunuyoruz. Biz yardımcı olmaya hazırız. Gerekli teknik ve maddi desteği vermeye hazırız. İşte burada hatırlatmak gerekiyor ki bütün şartlara rağmen, bütün zorluklara rağmen buradaki hem İslam kültürü hem de Türk kültürüyle ana dili hala yaşıyor ve yaşatılıyor. Bulgaristan'daki Türklerin karşılaştığı en önemli sorunların başındaysa yetersiz din eğitimi geliyor. Şu anda İslami eğitim sadece 3 okulda var. Diğer taraftan bazı köylerde seçmeli olarak İslam eğitimi veriliyor ama o da yeterli değil. Çünkü şu bir engeldir. İslami eğitim alabilmek için mutlaka veliler tarafından dilekçe doldurulması gerekiyor. Ondan sonra ancak bölge il milli eğitim müdürlükleri müsaade ederlerse ya da müdürü razı edebilirlerse ancak o zaman bir sınıf açılabilir. Ama bir sınıf açılabilmesi için de en az 25 dilekçe olması gerekiyor. Bulgaristan'daki en büyük sorunlardan bir diğeri de Avrupa işlerine iş göçünün artması ve nüfusun yaşlanması. Ami insanlar gelirler ama az. İleriden gelirdi 30 kişi. Şimdiki aldık 10 kişiye kadar. 30 kişiden 10'a indik. Gençler var mı köyde? Genç var. 3-4 tane başladılar gelmeye camiye. Çocuklar bunlar 17-18 yaşında. Başka gençler gittiler çalışma dışarı. Etkinliğe katılan eski milletvekili ve Parlamento İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ahmet Hüseyin de Bulgaristan'da Türkler adına yaşanan hak ve hukuk eksiklerinden bahsetti. Yıllardan beri Bulgaristan'daki yaşayan Türk azınlığın hakikaten de bazı başarıları var hak ve hukuk konusunda. Ama biz isteriz ki aynı tempoda, aynı hızla daha hakları kazanabilelim. Mesela şu yeni oluşum olan partiler bir Türk, kaliteli Türk mü yok bu devlette? Bu kaliteli Türklerden birini bakan yardımcısı neden teklif etmiyorlar? Bakalım valiliklere ne yapacaklar? O zaman da böyle davranırlarsa şimdiki gibi yani bunlar da bir milliyetçilerin bir parçası gibi. Evet. Dini eğitim.